Evet sevgili öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 7. sınıflar, ünite 4, konu başlığımız Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada SAV kısaltmasını biliyoruz. Yine hatırlayalım, Peygamberimizin adını işittiğimizde veya söylediğimizde Allah'ın selamı onun üzerine olsun anlamına gelen sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Evet dersimize ders kitabımızın başında sorulan sorunun cevabı ile başlayalım. Peygamberimize peygamberlik ne zaman ve nerede verildi diye bir soru vardı konumuzun başında. Peygamberimize peygamberlik görevi 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde Mekke'de Nur Dağı Hira mağarasında verilmiştir. Peygamberimiz bu sırada 40 yaşındaydı. Nur Dağı Mekke'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. 35 yaşından itibaren peygamberimiz her yıl Ramazan ayını burada geçirirdi. Peygamberimizin peygamberlik görevini nübüvvet ve risalet kavramları ile ifade edebiliriz. Nübüvvet, peygamberimizin peygamberlik makamını ifade eden bir kavramdır. Risalet, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla olan iletişimini, elçiliğini ifade eder. Yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği emir ve yasakları insanlara duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklamasıdır. Risalet şudur: peygamberimizin Allah-u Teala ile insanlar arasındaki elçiliğidir. Allah'tan aldığı emir ve yasakları ilkeleri insanlara iletmesidir. Bu sadece iletme, duyurma değil, söz, tutum ve davranışlarıyla da açıklamıştır. Evet, peygamberlerin Allah'tan aldıkları emir ve yasakları eksiksiz bir şekilde insanlara iletmelerine tebliğ denir ki peygamberlerin sıfatlarından biridir aynı zamanda. Evet, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik yönüyle ilgili özellikleri nelerdir? Bunların her birini ayrı başlıklar altında işleyeceğiz. Birincisi, peygamberimiz son peygamberdir. Allah-u Teala her topluma bir peygamber göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber sayısı 25'tir. Mümin Suresi 78. ayette Allah-u Teala mealen şöyle buyuruyor: ey Muhammed! Senden önce nice elçiler, peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız da var. Burada kıssa kavramını kısaca açıklayalım. Kıssa, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve topluluklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ibret ve ders verici hikayelere verilen addır. Kıssa yöntemi Kur'an-ı Kerim'in eğitim metotlarından birisidir. Yukarıdaki ayetten anlaşılacağı üzere peygamberlerin sayısı sadece Kur'an'da adı geçenlerle sınırlı değildir.
Mü'min suresi 78. ayette de geçtiği gibi Allah-u Teala onların bir kısmının ismini zikrettik, ismini zikretmediklerimizde var buyurmuştur. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberliği eğer bir zincire benzetecek olursak, bu zincirin ilk halkası Hazreti Adem aleyhisselam, bu zincirin son halkası da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizin son peygamber olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayet. Evet sevgili öğrenciler, Hazreti Adem'den peygamberimize kadar bütün peygamberlere gönderilen dinin adı İslam'dır. Peygamberimiz bir hadisinde dini mükemmel bir binaya, kendisi de bu binanın son tuğlasına benzetmiştir. Böylelikle bina mükemmel bir hale almış, son tuğlanın konmasıyla birlikte, yani dinin iniş süreci sona ermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olmasından dolayı kendisine peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen Hatemül Enbiya denmiştir. Enbiya, Nebi kelimesinin çoğuludur. Hatem de son veya mühür anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Kendinden önceki ilahi kitapların hükmünü ortadan kaldırmıştır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilkeler tüm insanlığı kuşatıcı ve evrenseldir. Yani peygamberimizden önce gelen peygamberler ve getirdikleri ilahi kitaplar belli bir zaman için geçerli olmuş, belli bir bölgeye, belli bir millete, kavme gönderilmiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hükmünü sürdürecek son ilahi kitaptır. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona erdi. İnşallah bir sonraki derste buluşmak üzere.